buradan tünele gidiyoruz. 7 metre çapında tünel. Evet. Hakim Bey, haydi bakalım. Butonlar sizde. Korkana bizde. Buyurun. Bakanım, Suriç Tüneli çıkışında Sayın Vali Yardımcımız Aylin Kırcı Dumancı Hanımefendi, Devlet Su İşleri... Ve sen benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde evlatlarıma da haramdan bahsedecek kalitede efsafta da değilsin. Ve sen benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde evlatlarıma da haramdan bahsedecek kalitede efsafta da değilsin. Bir kişinin başbakanlık koltuğunda oturmasını ben sindiremiyorum, eminim hiçbir öğretmen sindiremez. Ya eşten okumuş, eşten okumuş. Bir adamın hikayesi bu. Bir adamın hikayesi. Yolsuzluğu kendisi yapmıyor. Aile boyu yapıyorlar. Annesi, affedersiniz, affedersiniz, annesi değil, Allah rahmet eylesin. Eşi, eşi. O da çünkü telefonda diyor. Diğer oğluna da haber. Onun da haberi olsun diyor. Evet, Berat'a da haber verin diyor. Kızları, çocukları, kendisi, amcası, dayısı, yeğeni, teyzesi, bütün sülale malı götürmekle meşguller. Bütün sülale. O nedenle söylüyorum. Aile boyu yolsuzluk bizim tarihimizde ilk kez gerçekleşmiş oldu. Recep Tayyip Erdoğan karşıma çıkabilir mi? Ben de biliyorum çıkamaz. Çıkması için mangal gibi yürek olması lazım. Var mı o yürek onda? Meydan okuyorum. Eğer diyorum bir toplu iğne ucu kadar, bir toplu iğne ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat edemezsen, benim adımı yolsuzlukta anarsan söylemeyeyim. Gerisini söylemeyeyim. Ne fidanlarla Ulu Çınar olmaya heves eden bir milliyetçi hareket kadrosu vardır. O sebepten dolayı artık İstanbul'da yaşayan her ülküdaşım, her dava arkadaşım, her partili kardeşim, her İstanbullulardan yeter artık. Ne AKP, ne MHP, ne CHP, işte MHP diyeceklerdir. Muhterem arkadaşlarım, bu seçimler sadece... Evet, ana muhalefetten yavru muhalefete geçelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Çankırı ve Kastamonu'nda partisinin adaylarını tanıttı. Partililere hitap eden Bahçeli, yerel seçimi ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu olarak gösterdi.